Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla yeniden karşınızdayız. Bu geceki 22 Ekim 2021 tarihli NBA maç tahminlerini vereceğim size. Hızlı bir şekilde videoyu çekmeye çalışacağım. Kısa bir video olacak. Hızlı bir şekilde tahminleri vereceğim. Bu akşam sadece 3 maç var arkadaşlar. 3 maçın da kısa yorumunu yapıp tahminlerimi hemen hızlıca vereceğim. Video hızlıca yüklensin diye bugün biraz geç kaldık bu akşam için. Elimizden geldiği kadar videoyu görüp size yardımcı olmak için yine de çekiyoruz hızlı bir şekilde. Dünkü videoda sadece üzerinden geçmeden sadece söyleyeceğim. Dünkü videoda yine güzel bir başarı oranı sağladık. 4'te 3 tutturduk. Yani Chicago Bulls yenecek demiştik. Detroit karşısında Chicago Bulls yendi. New Orleans Pelicans karşısında Philadelphia yenecek demiştik. 1.60 orandan Philadelphia'da yendi 76ers. Sonraki maç Utah Jazz farklı yener. 6.5 handikaplı Utah Jazz'ın galibiyetini alabilirsiniz demiştik. Oklahoma City karşısında onlar da 20 sayı farkla yendiler. O da gelmiş oldu. Sadece son maçımız gelmedi. O da enteresan bir şekilde oldu. Portland Sacramento Kings maçında enteresan bir şekilde son toplarda maç kaçtı. 3 sayı farkla Sacramento yenmeyi başardı. Portland'ı kendi evinde. Tek gelmeyen maçımız buydu. 4'te 3 yaptık. Kazanan oynayıp doğru seçimler yapıp kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Ve bu videoda da tabii ki yorum yazarlarsa ve like beğeni atarlarsa seviniriz. Hızlıca geçiyoruz. 3 maç var. İlk maç 2.30 Türkiye saatiyle başlayacak olan Atalanta Dallas maçı. Atalanta'da hepsi oynayacak gibi gözüküyor. Son olarak Clint Capela şüpheliydi. O da oynayacak gibi gözüküyor. Sadece Gallinari oynamayacak gibi gözüküyor burada. Dallas'ta ise tam takımlar. Tabii ki bu maçta Trey Young'ın bir tarafta liderliği fazla sayı atacağı bir maçta Bogdanovic'in desteğiyle Collins'in, Kevin Huerter'in, Cam Reddish, Hunter, Capela gibi iyi bir oyun sergileyip maçı kazanmaya çalışacaklardır. Diğer tarafta Doncic, Tim Hardaway, Porzingis, Finney Smith ve yeni alınan Moses Brown oynayabilir ilk 5'te. Tabii Dwight Powell da orada oynayabilir. Onlar da tabii ki iyi mücadele verecek. Yedek kadrolara bakarsak yedeklerden iki takımın da güçlü oyuncuları var. Yedeklerden de fazla sayı gelme ihtimali var. Doncic bu yıl iyi bir şekilde iyi bir seviyede geldiğini gösterdi. Trae Young aynı şekilde. Yani onlar fazla sayılar atacaktır. Aynı şekilde diğer oyuncular da fazla sayılar atma kapasitesine sahipler. Ve buradaki en önemli en üst tahminim 222 üstünde toplam sayı 100 baremi 1.60 oranı arkadaşlar. 222 üst rahatlıkla gelir. Kim kazanır tarafında derseniz biraz daha fazla Dallas tarafındayım. Ama öne çıkarttığım sonuç 222 üst arkadaşlar, toplam sayı baremi 222 üst olur 1.60 oran. Geliyoruz ikinci maçımıza. İkinci maç Miami Heat Milwaukee maçı. Milwaukee ilk maçta gördük. Brooklyn'e karşı nasıl oynadılar. Farklı bir şekilde kazandılar. İyi bir şekilde oynadılar. Yani sezona formda giriyor. Middleton da formda. Diğer yedekten gelen Pat Connaughton 20 sayı attı. Onlar da formda gözüküyor. Ama bu maçta Jrue Holiday'den eksik olacaklar. Jrue Holiday eksik olduğu için tabii ki Jimmy Butler'ı, Kyle Lowry gibi oyuncuları, Tyler Hero gibi oyuncuları tutabilecek kapasiteye sahip olan Jrue Holiday tabii ki bu maçta zorlanacaklar. Onsuz o oynamazsa maç kadrolara bakarsanız oynamayacak gibi gözüküyor. Burada tabii ki yine tarafa gitmeyeceğiz. Miami Heat Milwaukee maçında aslında Miami Jrue Holiday ikisiz Milwaukee'yi yenebilir. Ama Giannis Antetokounmpo yine olağanüstü bir oyun çıkartıp 40 sayılar 50 sayılar atarsa yine kendi tek başına maçı da kazandırabilir. Çünkü Miami takımda pek onu durdurabilecek bir PJ Tucker var, eski takım arkadaşı, ama o ne kadar durdurabilir onu göreceğiz. Burada dediğim gibi burada da üstü önereceğim size. İki takımın da fazla sayılar atacağı bir maç bekliyorum. 221 üstünü 1.65 orandan öneriyorum. Toplam sayı bareminde üst gelir yine bu maç. Dediğim gibi Jrue Holiday yok. Butler'ı ve Lowry'yi durduracak insanlar yok. Adebayo'yu da durduracak insanlar yok. Adebayo da formda giriyor. Tyler Hero da formda giriyor. Yani iyi bir şekilde fazla sayılı bir maç bekliyorum. 221 sayı üstü 1.65 oran.
Önerim bu, tahminim bu. Son maçımız Golden State Warriors Los Angeles Clippers maçı. Bildiğimiz gibi Los Angeles Clippers Kawhi Leonard'sız oynuyor. Serge Ibaka'nın da sakatlığı sürüyor. O da bu maçta oynamayacak gibi gözüküyor. Bir diğer tarafta Golden State Warriors enteresan bir şekilde ve güçlü bir şekilde oynayıp Lakers'ı yendiler. Son maçta bu maçta da Paul George tek başına kalacak. Leonard yok, Ibaka yok. Tabii ki Steph Curry karşısında ne kadar dayanacak? Yani Golden State takımı karşısında ne kadar dayanacak? Steph Curry'nin dışında Jordan Poole gibi ve Damian Lee gibi iki oyuncu var. Üç fazla üçlük atan, fazla sayılar atan. Onlar da Klay Thompson'ın yerini şu anda iyi bir şekilde dolduruyorlar. Tabii ki son maçta Steph Curry'nin fazla sayı atmamasına rağmen yine kazanmayı başardılar. Burada kendi evinde Steph Curry'nin daha isabetli şutlarını bekliyorum. Daha fazla sayı atacaktır. Aynı şekilde Jordan Poole'un da isabetlerini bekliyorum. Tabii yedekten gelecek olan Damian Lee de var. O da fazla sayılar atabiliyor, üçlükler atabiliyor. Bielitsa da şu anda çok formda. Yani center'da 4 numarada olan zorlukları biraz gideriyor Bielitsa. Weissman'ın yokluğunda Kevin Looney o kadar etkili olmamasına rağmen Draymond Green de defansıyla güçlü kılıyor burada takımı. Ve böyle anlattığımız zaman zaten anlayabilirsiniz. Burada size önereceğim şey Golden State Warriors kendi evinde yaralı Los Angeles Clippers'ı yakalamış da kaçırmaz. Steph Curry'nin olağanüstü oyunu olmasa bile diğer oyuncularla birlikte iyi bir takım oyunu oynuyorlar. Golden State Warriors kendi evinde 1.60 orandan bu maçı kazanır. Önerim size Golden State Warriors'un galibiyeti Los Angeles Clippers karşısında arkadaşlar. Bu maçta üstte alta gitmeyeceğim çünkü Clippers'ta çok fazla eksikler var. Yüzün altında kalma durumları var. O yüzden burada üstte alta gitmiyorum. Sadece Golden State Warriors'un taraf olarak kazanacağını diyor. Size öneriyorum sağlam olarak. Yani elinde gelen bu şansı Golden State Warriors kendi evinde kaçırmaz. Böyle yaptığımız 3 tane tahminden sonra öne çıkarttığım ikili tahmini size söyleyeceğim. Öne çıkarttığım ikili tahminin ilk maçı Atalanta-Dallas maçı 222 üstü toplam sayı baremi 1.60 oran ve ikinci maç Golden State Warriors az önce de dediğim gibi Los Angeles Clippers karşısında kazanır. Yani başlangıcı böyle yapar. Hem Lakers'ı yendi hem Clippers'ı da yenerek devam eder. 1.60 orandan bu ikiliyi oynarsanız 2.40 gibi güzel bir oran oluşmuş oluyor. İyi bir şekilde kazanma şansınız oluşmuş oluyor arkadaşlar. Herkese kupon başarıları, herkese bol şanslar. Üçlü yapmak isteyen dediğim gibi Miami ile Milwaukee'nin üst baremini 221 üstü de kullanabilir. Ama size tavsiyem daha sağlam olarak ikili yapmanız. Yani Atalanta'nın üstü 222 üstü ve Golden State Warriors'ın galibiyeti. Herkese bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşça kalın. Umarım iyi bir şekilde yine yardımcı oluruz. Umarım yine full çekeriz. İyi geceler arkadaşlar. Bol şanslar.